Reklam. Yeter artık, kış gelsin. Şimdi 400 liralık 4 adet Petlas kış lastiği tam 7 Mercedes CLA 200 kazandırıyor. Kış lastiğinizi Petlas'tan alın, kışa Mercedes'le girme şansını kaçırmayın. Üstelik kart finansı özel peşin fiyatına 8 taksitle. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Reklam. Canan Barnas'la gündemde her hafta siyasetten sanata, dış politikadan ekonomiye, gündelik hayatın içindeki konular ayrıntılarıyla değerlendiriliyor. Canan Barnas'la gündem Perşembe 22'de A Haber'de. İnternette dolu, arabalar çarpışır, güvenlik kamerası her şeyi kaydeder, bebekler güler, iyi kediler güldürür, köpek kovalar, kedi ağaca çıkar. Ama ne gülen bebektir haber, ne çarpışan anlar, ne de bilmem ne diyeti. Köpekten kaçan kedi değildir, polisten kaçan polistir, gerçek haber. Her çocuk düşebilir plajda mesela, ama her çocuk haber olmaz düşünce. Plajda bombalanan çocuk vardır, gerçek haber. Bir genç kız da haber olmaz düştüğünde, tabii eğer nişancı hedef almadıysa onu. Bahar gelir mesela, ağaçlar çiçek açar, haber değildir haber. Ağaçlar bahane edildi diye başlayana denir. Her savcı adliyeye gider, ama bazıları poz vermek için oradadır. O pozdur zaten haber. Dua haber olmaz, beddua olur. Haber bitmez, 7 gün, 24 saat, 22 hafta, 12 ay, 365 gün sürer. Gülen bebeği, sevimli kediyi her yerde görebilirsiniz. Ama eğer bir haber kanalını görürseniz, sizi buraya bekleriz. Ana Haber, haberin kanalı. Haber Radyo. Haberin radyosu. Alo hayat. Geliyorum ben, yoldayım. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik güvenliği platformu. Radyo, iyi bayramlar diler. Ve İstanbul'un operasyonu bugün itibariyle şunu ifade etmek isterim ki Türkiye'de
ateşi Adana ve Adıyaman'a koşturuyor. Ülkenin iki aile saldırısında jandarma Osman Çavuş, Ali Çakar ve Piyade Ersun'un evveli Bozkurt şehrinde 8 asker ve 3 yaralandı. 34 Temmuz'da acı haber bu kez Şırnak'tan geldi. Beytüşşebap ilçesinde iki ayrı askeri noktaya terör örgütü PKK tarafından amanlı saldırı düzenlendi. Teröristler tarafından açılan ilk ateşte jandarma Osman Çavuş Ali Çakar ve piyade Ermeni Mithat Bozkurt şehit öldü. Saldırının ardından çıkan çatışmada 8 asker ve 1 kurucu da yaralandı. Bölgeye insansız hava araçları ve helikopterler gönderildi. Hakim noktalara özel birlikler indirildi. Destekli yürütülen operasyonlarda terör örgütü mevzileri imha edildi. 34 terörist öldürüldü. Şehit ateşinin düştüğü Adana'daki asker ailesi bayram kurallan acı haberle yıkıldı. Baba Bayram Çakar şehit oğluyla yaptığı son telefon görüşmesini anlattı. Bayram açtık. Şehit ateşine düştüğü bir başka il Adıyaman oldu. Piyade Ermeni Adalı Bozkurt'un şehadet haberini aileye yetkililer verdi. Haberi duyan yakınları şehidin evine geldi. Eve Türk bayrağı asıldı. Tekrikalı teröristler yaralıları almaya giden Altıran şoförünün kaçırdı. Daha sonra da şehit haberini konuşma yaptığı sırada aldı. Teröre sert tepki. Ambulanstaki diğer iki görevlinin de kaçarak eşlik ambulansımızın şoförünü şehit etmiştim. Patroner Bakan Beyzinoğlu konuşurken geldi. Sağlık Bakanı Mehmet Beyzinoğlu, Şırnak Beytüşşebap ilçesinde güvenlik güçleri ve teröristler arasında çıkan çatışmada yaralıları almaya giderken PKK'lı teröristlerin ambulans şoförünü kaçırdığını söyledi. Konuşması sürerken Bakan Beyzinoğlu'na bir bilgi notu geldi. Beyşevat'ta sabah 2 tane şehit, 11 tane yaralımızın haberini aldı. Ve insanlık dışı katliam yapar, insanlık dışı tuzak kurar, insanlık dışı hain emirler peşinde koşar. Bu terör örgütü ne yazık ki yine yaralı kurtarmaya çalışan, kurtarmak için giden ambulans ekibimizi de kaçırdı. Bakan Beyzinoğlu daha sonra ise Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin bayramlaşma törenine katıldı. Burada ise iyi bir haber verdi. Ambulanstaki diğer iki görevlinin de kaçarak kurtulduğunu açıkladı. Şoför müdür şehit edildi. Diğer iki sağlık görevlimiz ambulanstan kaçmayı, uzaklaşmayı başarmışlar. Bir evin çatısına çıkarıp aşağı attılar, sonra ateşe verdiler. Yasin Dürü, Kobani gösterileri bahane edilerek katledildi, bir yıl oldu. Yasin'i kim öldürdü? Gün gün geriye gideceğiz ve katilin yüzükten gideceğiz.